Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle Microsoft Word eklentisi olan Kur'an Word programının kurulumunu ve ne işe yaradığını hep birlikte sizlerle öğreneceğiz inşallah. Google'a Kur'an Word yazıyoruz, aratıyoruz. İlk çıkan sayfaya tıklıyoruz arkadaşlar. Burada İngilizce seçeneğini seçiyoruz. Aşağı geldiğimizde Download New diyor. Buraya tıklıyoruz. Bilgisayarınızın özelliğine göre Download 32 bit veyahut da Download 64 bit seçeneğini seçiyorsunuz. Benimkisi 64 bit. Ben bunu seçiyorum arkadaşlar. İndirmeye başlat. İndirme sonlandıktan sonra görüşürüz. İndirme işlemimiz tamamlandı. Masa üstüne alıyoruz indirdiğimiz dosyamızı. Kuruluma başlıyoruz şu anda. Next, next, install. Şu anda programımız bilgisayara kurulumu başlamıştır. Kurulum belki sizin bilgisayarınızın durumuna göre yani 2 dakika 3 dakika içerisinde yüklenir. Bu bilgisayarınızın hızına bağlı. Benimkisi şu anda yüklenmeye devam ediyor. Evet, bu kadar arkadaşlar. Finish diyoruz. Daha sonra Word belgesi açıyoruz bir tane. Word belgemizi açalım. Evet. Word belgemiz şu anda açılıyor. Tabii benim bilgisayar biraz yavaş. Evet, başlatılıyor diyor. Bakın arkadaşlar, yüklediğimiz eklentiyi şu anda Word kendi bünyesine ekliyor. Kur'an Word şeklinde. Birazdan işlemimiz tamamlanacak. Ve program nasıl kullanılıyor, ne gibi işimize yarıyor, onları hep birlikte göreceğiz. Evet, açıldı Word belgemiz. Bakınız, yukarıda Kur'an diye sekme geldi buraya. Buraya tıklıyoruz. Buradan mesela Fatiha suresi de olabilir, değişik Bakara suresi de olabilir. Biz Fatiha ya da Bakara suresinden 4. ayeti buraya otomatikmen eklemek istiyoruz. 4. ayeti seçiyoruz. 4. ayetten mesela 10'a kadar da seçebilirdik. Yani bu sizin isteğinize bağlı. Ben 4. ayetin yazılmasını istiyorum. Daha sonra şu kutucuğu işaretliyoruz ve buradan Türkçeyi işaretliyoruz. Bu şekilde yaptıktan sonra artık ayetlerimizin altında meali de verecek. Artık tek yapmamız gereken şey Insert tuşuna basmak olacak. Ve gördüğünüz gibi otomatikmen burada ayeti ve mealini bu şekilde otomatikmen yazıyor Word belgemize. Bir tane daha deneyelim. Bu sefer de Ali İmran suresinden 5. ayeti yazdıralım. Bu sadece Insert tuşuna basıyoruz gördüğünüz gibi ve otomatikmen yazıyor. Çok güzel bir uygulama. Tefsirde olsun, ilahiyat alanında olsun, makale yazanlar, tez yazanlar, yani ayetlerle haşır neşir olan kişilerin bu programı Word belgesinde eklenti olarak kullanmalarını şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki
videolarımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.